Hazreti Mehdi aleyhisselam bir Türk mü olacak? Eğer bu videonun YouTube'da öne çıkmasını istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Hazreti Mehdi'nin ismi ve sıfatları nelerdir? Teberani El-Evsat kitabında Ömer bin Ali yoluyla Ali bin Ebi Talip'ten rivayet ettiği bir hadiste Ali Efendimiz Peygamberimize şöyle demiştir. Ey Allah Celle Celaluhu'nun Resulü! Mehdi bizden mi yoksa başkalarından mı? Peygamber Efendimiz de nasıl ki Yüce Mevla bizimle zaferler ihsan etti, bizimle şirkten insanları kurtardı ve yine fitnelik ve Allah'a şirk koşma gibi kötülüklerden sonra onların kalplerini bizimle yumuşattı, birbirlerini sevdirdiyse Mehdi ile de dünya hayatını sona erdirecektir. Ebu Naim, Ebu İmame'den rivayet etmiştir ki, Peygamberimiz sizinle Rumlar arasında dört barış vardır. Dördüncüsü Herak halkından birisi tarafından yapılacak ve 7 yıl devam edecek dedi. Sahabeden birisi ya Resulallah o gün insanların önderi kim diye sordu. Peygamberimiz benim neslimden olan 40 yaşındaki Mehdi'dir. Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir. Sağ yanağında siyah bir nişan vardır. Üzerinde pamuklu iki giysi bulunur. Sanki o hazineleri çıkartan, şirk şehirlerini fetheden Beni İsrail'den birisidir. Yani 40 yaşında Mehdiyet ile görevli kılınacak ve Beni İsrail kavminin özelliklerine sahip olacak. Ancak başka bir hadiste de zalimlerle mücadele hususunda Beni İsrail kavmine benzeyecek şeklinde bir ima mevcut. Naim bin Hammad Ebu Cafer'den şöyle rivayet etmiştir. Mehdi, Mekke'de Peygamberimizin sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar. Yatsı namazını kılınca yüksek sesle şu çağrıyı yapar. Ey insanlar! Size Cenab-ı Allah'ı hatırlatırım. Sizin yeriniz Rabbinizin yanıdır. Yüce Mevla peygamberler gönderdi, kitaplar indirdi ve size ona karşı hiçbir şeyi şirk koşmamayı emretti. Allah Celle Celaluhu ve Resulüne itaat etmenizi emretti. Kur'an yaşadığı sürece yaşamınızı Kur'an yok olduğu zaman da yok olmanızı emretti. Doğru yolu bulmada yardımcı olmanızı, takvada ise bütünleşmenizi emretti. Çünkü dünyanın sonu yaklaşmıştır. Ebu'l-Ferec'in Abdullah bin Abbas'tan rivayetine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. 4 kişi dünyaya sahip olmuştur. İkisi mümindir, ikisi de kafirdir. Mümin olanlar Zülkarneyn ve Süleyman aleyhisselamdır. Kafir olanlar ise Nemrut ve Buhtun Nasır'dır. 5. olarak da ona sahip olacak kişi benim ehlibeytimden Hazreti Mehdi'dir. Uzak yerlerdeki askerleri Mehdi'ye biat edecek. Zulümü ve zalimleri imha edecek, ülkeler düzelecek. Cenab-ı Hak kendisine İstanbul'u fethettirecektir. Mehdi ince kaşlı ve parlak gözlüdür. Hicaz tarafından gelecek ve Dımışk mescidine kadar düzeni sağlayacaktır. Hazreti Hüseyin radıyallahu anha soruldu. İmam Mehdi hangi alametlerle bilinir? O da şöyle cevap verdi. Gönül rahatlığı ve vakar sahibi oluşu ile helal ve haramı çok iyi bilmesi ile tanınır. Ayrıca insanlar ona muhtaç olurlar. O insanlara ihtiyacını bildirmez. Peygamberimizin şu hadisi yine bu konuyla ilgilidir. Mehdi alnı açık, burnu kırmızıdır. Yeryüzü daha önce zulüm ve haksızlıkla dolu olduğu gibi Mehdi tarafından adalet ve doğrulukla doldurulacaktır. 7 yıl hükümdarlık yapacaktır. Benim soyumdan gelecek olan Mehdi, benim neslimden bir adamdır. Yüzü sanki ışıldayan bir yıldız gibi parlaktır. Sağ yanağında siyah bir ben vardır. 40 yaşlarındadır. Onun ortaya çıkışına gök halkı, yer halkı, kuşlar, vahşi hayvanlar ve balıklar dahi sevineceklerdir. Onun zamanında bütün sular tatlılaşacak, nehirler uzayacak, yeryüzü bitkilerini artıracak ve toprak içindeki hazinelerini dışarıya çıkaracaktır. Ebu Bekir el-Eskar'ın Hazreti Ali'den rivayetine göre Mehdi bütün beldelerde insanlar arasında adaletle hükmetmek üzere gönderilmiştir. Onun zamanında kurt ile kuzu aynı yerde otlayacaklardır.
Çocuklar yılanlarla ve akreplerle oynayacaklar fakat onlara hiçbir şey olmayacaktır. Şer gidecek, hayır ise kalacaktır. İnsan bir ölçek tohum ekecek ve yerden 700 katı mahsul alacaktır. Peki buraya kadar Mehdi'nin alametlerini ve özelliklerini inceledik. Peygamber Efendimizin Mehdi bizdendir ile gerçekte ne kastettiği hangi anlama geliyor? Peygamberimiz Mehdi bizdendir derken benim ailemdendir demek istemiştir elbette. Bunda bir şüphemiz yok. Peki Peygamber Efendimizin erkek evladı yoktur. Bunu biliyoruz. O halde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü hatırlamakta fayda var. Tüm peygamberlerin nesli kendindendir. Benim neslim Ali'dendir buyurmuşlardır. O halde Hazreti Ali'nin soyuna bakmak gerekiyor. Hazreti Mehdi aleyhisselam Türkiye'den çıkacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde Hazreti Mehdi aleyhisselamın Türkiye'den çıkacağı ve mücadelesinin sonuna kadar da buradan ayrılmayacağı bildirilmiştir. Hazreti Mehdi aleyhisselam Rum'dan, Türklerden ayrılmayacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam büyük bir şehirde ortaya çıkacaktır. Bir başka hadiste ise Hazreti Mehdi aleyhisselamın büyük bir şehirden çıkacağı haber verilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Mehdi aleyhisselam Medine'den yani büyük bir şehirden çıkacak ve Mekke'ye gelecektir. Medine kelimesinin sözlük anlamı büyük şehirdir. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğine göre Hazreti Mehdi aleyhisselam Medine'de yani büyük bir şehirde zuhur edecektir. Hazreti Mehdi aleyhisselam Kara köyünden çıkacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilen diğer bir hadiste de Hazreti Mehdi aleyhisselamın doğum yeri olarak Kara denilen bir bölgeye de işaret edilmiştir. Mehdi aleyhisselamın Kara köyünden çıkacağı söylenmiştir. Hazreti Mehdi aleyhisselamın doğumu evde olacaktır. Hadislerde ayrıca Hazreti Mehdi aleyhisselamın doğumunun gizli olacağı yani doğumunun evde gerçekleşeceği de bildirilmiştir. İmam Zeynül Abidin aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bizim kaimimiz Hazreti Mehdi aleyhisselam ile Allah'ın Resulleri arasında bir takım benzerlikler vardır. İbrahim aleyhisselam ile doğumunun gizli olması benzerliği vardır mesela. Hazreti Ali bin Hüseyin Zeynel Abidin aleyhisselam şöyle buyurur. Kaimimiz Hazreti Mehdi aleyhisselamın doğumu insanlara gizli kalacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselamın ismi. Hazreti Mehdi aleyhisselamın ismi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismine çok uygun olacak ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isminin birebir aynısı olmayacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Hazreti Mehdi aleyhisselamın isminin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismine, Hazreti Mehdi aleyhisselamın babasının adı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babasının adına uygun olacağı belirtilmiştir. Ebu Davud ile Tirmizi'nin İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan naklettiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Mehdi'nin ismi ismime, babasının ismi de babamın ismine muvafık olacaktır. Yani uygun olacak anlamındadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Dünya hayatından sadece bir gün kalmış olsa bile benim ehli beytimden ismi ismime uygun olan bir kişi Hazreti Mehdi gelinceye kadar Allah Celle Celaluhu o günü muhakkak uzatır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Benim ehli beytimden ismi ismime uygun olan bir kişi yani Hazreti Mehdi bütün Araplar üzerine hakimiyet kuruncaya kadar dünya yok olup gitmez. Başka bir rivayete göre şöyle buyurulmuştur. Dünya hayatından sadece bir gün kalmış olsa bile benim ehli beytimden ismi ismime uygun olan bir kişi yani Hazreti Mehdi gönderilinceye kadar Allah Celle Celaluhu o günü muhakkak uzatır. O daha önce zulüm ve eziyet ile doldurulmuş olan dünyayı hak ve adaletle dolduracaktır. Yine Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan başka bir rivayete göre şu şekilde buyurulmuştur. Benim ehli beytimden ismi ismime uygun olan bir kişi yani Mehdi yeryüzünü adaletle dolduruncaya kadar kıyamet kopmaz. O daha önce zulüm ve eziyet ile doldurulmuş olan dünyayı hak ve adaletle dolduracaktır.